Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Farklı bir tarzda online maça çıkacağız arkadaşlar. Henüz daha kadromuz yok. Ücretsiz top açmaklarımız var farklı farklı paketlerden. Oradaki top açılımlarını gerçekleştirip gelen oyuncuları, sadece bu top açılımlarında gelen oyuncuları kadromuza alarak maça çıkalım istiyorum. Baktığımızda bir tane Epic'lerden, bir tane Player of the Week'ten, 3 tane de buradan, 3'er tane top açma hakkımız var. Toplamda 11 tane futbolcu eder. Hangi pozisyon olursa olsun. Belki kaleci çıkaramayabiliriz. Belki santrafor, belki stoper. Hangi pozisyonlara gelirse gelsin. Gelenlerden bir tane ilk 11 oluşturacağız. Maçın başından sonuna kadar form durumu kötü de olsa o futbolcularla oynayalım istiyorum. Ayrıca bir kadro da oluşturabileceğiz mi? Hangi bölgeler orijinal pozisyonuna oyuncu çıkarmadığımız bölgeler olacak? Onun da bir denemesini yaparız. Burada öncelikle 3 tane ücretsiz paketlerden başlayalım. Sonra sol tarafa doğru ilerleyelim. Player of the Week ve en sonda Epic'ten top açılımı gerçekleştirelim. Öncelikle Endonezya tarafından bir top açılımını gerçekleştirelim. Yüksek seviyeli futbolcular malı formasıyla orta sahaya bir futbolcu çıkarıyoruz. Süleyman diyebiliriz galiba kendisine. Sağ kanat futbolcusu çıkardık. Endonezya'dan 2. Zaten 3 tanesi kaleci. En yükseği galiba bu kaleci. Diğerlerini kullanırız orta alanda filan. Değişik bir kadro olacak. Stopere çeksek ayrı bir dert. Nereye koyacağız biz bu kalecileri? Hemen şöyle bir kadroya bakalım. Gelen oyuncuları kadromuza katalım. Kalecimiz var. Öncelikle kaleciyi alalım. 73 seviyeli kaleci. 75 oldu. Tabii oyun tarzlarını geliştirmemiz gerek. 44 oyun tarzına sahip. Biz sonrasında santraforda hemen doğrudan Choupo-Moting'i kullanacağız. Defansif orta sahamız var. Onu da buraya çektik. Sağ açığa hemen Salah'ın yerine alabiliriz oyuncumuzu. Sol kanata Faysal'ı çekelim. Faysal'dan umutluyuz. Zaten takımın en iyilerinden birisi oldu. Şimdilik şu kalecileri biz stopere bırakalım. Başımıza büyük iş açacak bunlar. Bizde sol bek, sağ bek gibi futbolcular da var. Biz bekli bir diziliş kullansak daha iyi olacak. Faysal'ı ofansif orta sahada kullanamıyoruz. Olmadı, bekli bir diziliş alırız. Şimdilik bir kadroya atalım oyuncuları. Kaleciyi de şuraya bir koysak. Sonrasında sağ bek pozisyonunda futbolcumuz Neymar'la değişelim. Şu diğer sağ beki de ileriye attık. Dizilişimizi bir değiştirelim biz. Klasik 4-3-3 dizilimine geçsek. Kadroyu düzenledik ama elimizde çok fazla kaleci var. Kalecileri stoper bölgesine yerleştirdik. Diğer kalecimiz de burada. Sağ bekteki oyuncu kendi orijinal bölgesinde. Sol bekteki de öyle. Göbeklerimiz farklı. Sağ bekin birini göbeğe çektik. Diğer göbeğimiz de sağ açık futbolcusu. Defansif orta sahamız orijinal. Sağ açığımız sağ kanattan devşirme. Sol açığımızda zaten Faysal Abdülhalim. Oyun tarzına baktığımız zaman bir kaleci dışında hepsi 90. Bu gayet iyi oldu. Oyun tarzı basmayacağız kendilerine. Kalecimizin bir oyun tarzını arttıralım. Kalecimizin de oyun tarzını 94 yaptık. Bu kadromuzda bir online maça çıkalım. Seviyeler düşük oldu. İlk yarıda bir şeyler yaptık. İkinci yarıda bu kadro yürür. Faysal'a güveniyoruz. Choupo-Moting'imiz var. 95 seviyeli futbolcu. Artık bir şekilde gol atacak. Galibiyet gelecekse Choupo-Moting'in üstün performansıyla gelmesi lazım. Formsuz da gelemez. Kendisi bu hafta Player of the Week'ten çıkardığımız futbolcu. Ona güveniyoruz. Bir şekilde topu onunla buluşturacağız. Ama stoperlerimiz çok sıkıntı oldu. Rakibimiz geldi. Galatasaray. Kadromuza bakacağız. Formsuz da gelseler oynayacaklar. Defansif orta sahamız formsuz. Kalecimiz iyi gelmiş. Rakibe bakalım. Rakip. Galatasaray kadrosu mu diyecektim ama rakibin de kadrosu düşük seviyeli. Ha, şundan dolayı oldu galiba. Bizim kolektif güç düşük olunca ona göre rakip çıkardı tabii karşımıza. Bizi yakarsa bu maçta kaleciler yakacak. Çünkü iki tane kaleciyi savunmaya çektik stoper bölgesine. Arkaya adam kaçırdıkları an kaleciyle karşı karşıyalar. Kaleciye de güvenmiyoruz. Stoperdeki adamlarımız bizi yakabilir. Forvet'te topumuzu buluşturursak gol atma ihtimalimiz yüksek. Maça Darwin Núñez ile Galatasaray takımı başlayacak. Choupo-Moting'i hiç yormayalım. Çünkü onun iyi performansına ihtiyacımız var. Oyuncu değişikliği de yapmayacağız. Daha maçın başında hata yaptılar. Kapatın. Kalecimiz. Hemen uzaklaştıralım. Henüz daha iki pas yapamadık. Bakü. İçeri doğru girdi. Topu kazandık. Yine rakipte kaldı. Yine bir müdahale. Taç rakibin. Şu an henüz daha pas yapamadık. Şimdi top bizde. İyi geliyoruz ama. Al önüne. Kim bu? Safavi. İsmini okuyana kadar topu kaybetti. Diego Costa. Bir hata gelir mi? Çıkmadan aldı Hernandez.
Savunma arkasına doğru pası. Kalecimiz, kaleciler kapatın. Kalecimiz çıkardı. Bakü. Savunmadaki futbolcular biraz sıkıntılı. Topu olabildiğince ileride tutmamız lazım. Bernardeski kısa kullanacak. Choupo-Moting alır mı? Aldı. Hadi Choupo-Moting. Çok büyük hata rakipten. Bu da topu nasıl sürüyor? En güvendiğimiz adam. Bir falso denesek. Choupo-Moting çok kötü vurdu. 50 metre artı 90 metre bine top sürdük. Faysal'ı görmemiz lazım. Faysal üstte kalmış. İşte bu, Faysal kaptı topu. Faysal bir çalım. Bernardeski. Daha Faysal'ın ilk hali bu. Biz onu özel geliştiririz. Solda Faysal'la buluşturduk topu. Bernardeski aldık. Faysal'la ortamız. Choupo-Moting'e doğru. Süleyman. Süleyman'ın sol ayağıyla şutu kaleci. İlk şutumuz Diego Costa ile ikinci şutumuz hatta. İki tane şut çektik. Henüz daha golü bulamadık. Taş bizim. Olabildiğince ileride tutmamız lazım. Geriden uzaklaştıralım. Geridekiler ayağındaki topu da kaybedebilecek oyuncular. Süleyman'a pasımız. Choupo-Moting. Ceza sahası dışından şutu ve gol. Choupo-Moting de golü bulduk. Santraforumuz 1-0 öne geçirdi bizi. Asisti kim yaptı göremedik. O da hangi bölgenin oyuncusu. Herkesi her yerde oynatıyoruz. Yerinde oynayan nadir futbolculardan biriyle golü bulduk. Savunmamıza bakın. Kaleciler yol verdi. Ya Choupo-Moting ne yapsın ne yapsın. Adam geldi tuttu gol atmasın diye. Tamam, kalecileri de stoperde oynatıyoruz da. İki de dokunun rakibi. McTominay. Rakipten kafa vuruşu. Üstten avuta gitti. Fegoli'ye benziyor ama Fegoli falan değildi galiba. Kim? Enzonzi'miş. Kalecimiz Audero'yla kullandık. Kafa vuruşu bizden. Faysal. Kenara dönelim Faysal'la. Tekrardan Faysal'ın önüne geçmedi pas. Evet, bir kaleci geldi buraya. Pas gayet güzeldi. Şimdi aşağıya doğru versek. Faul olması lazım. Yukarı doğru havadan pas atsak. Choupo-Moting. Her şeye de Choupo-Moting geliyor. Değiştirelim biz bunu. Gitsin forvete. Faysal'ı alalım biz buraya. Choupo-Moting'den çok beklentimiz var ama bu kadar da değil. Her topa geliyor. Yukarı doğru oyun yönü değiştirsek Faysal yapar bunu. Faysal uzun pası. Kalecimizden kenara. Arkada koşu yapan oyuncu. Tekrardan oyuna doğru atsak. Süleyman. Ortası. Choupo-Moting'in kafası. Hadi Faysal. Bakü. Bizimkiler hiç bakıyor. Kaptık topu orada. Choupo-Moting. Fiziğini kullandı. Pası kötü. Faysal orada aldı. Choupo-Moting koşuya başladı. Ona doğru dönsek. Faysal, senden beklemem bu hatayı. Top kaybı ilk yarı tamamladı. Tabii Faysal'ı daha güçlendirmedik. Kendisine kızamıyoruz ama Galatasaray'ın 5 tane şutu var. Bizim 3 tane şutumuz. Choupo-Moting iyi oynadı. Bir gol kaydetti. Bir gol kaçırdı. Yine de ilk yarı 1-0 önde kapattık. Choupo-Moting yorulmasın. Bir de Faysal tamamdır. Verdik. Kenara dönsek. Choupo-Moting'e doğru. Alır mı önünü alamadı. Orban. Kapatalım açıları. Bizim oyuncular da nereye nasıl koşuyorsa, o kaleciler var ya, hiç futboldan anlamıyorlar. Süleyman. Süleyman'la ortamız. Choupo-Moting'e gelmedi. Tristan. Ya kale karşısındaydı, vuramadı. Kapamadık. Nereye doğru koşuyor bunlar? Sağda bir boşluk. Bakü. Eyvah. Bize çarptı rakip. De kaldı. Darwin Núñez'ten çok kötü bir vuruş. Kaleciler zaten bambaşka yere koşuyor. Topla alakaları yok onların. Hani kadroyu doldurmak için maça çağırdık gibi bir durum oldu kendileri. Hani rakip duraklata bastı. Biz sadece form durumuna bakalım. Rakip arkadaş çıktı galiba ama. Yok, ay oynuyormuş. Hiç bakmayalım bari, devam edelim biz. Choupo-Moting'e doğru. İndirirse yukarı doğru dönelim. Aa, bizimki otomatik oyuncu değişikliği açık. Mbappe. Bizim adamları çıkardı oyun. Otomatik oyuncu değişikliği açık olduğu için. Daha Faysal'ı çıkarmış bir de. Biz bir maç daha oynarız. Artık bu maçı böyle tamamlayalım. Bu kötü oldu. Otomatik oyuncu değişikliğini kapatmamışız. Tristan ver pası.
Topu orada kaptık. Koşu yapan Süleyman. Süleyman. Choupo-Moting. Şimdi Choupo-Moting'e doğru Diego Costa. Nuno Mendes. Evet, kaleci stoperimiz. Yine de topu kazanması iyiydi. Diğer kaleci stoper hata yapmadı. İkidir iyi müdahale yapıyorlar. Şöyle en aşağıya doğru versek. Çok büyük boşluk var Süleyman. Bu maçın etkili isimlerinden. Bahar'a doğru. Onun ortası. Choupo-Moting'in kafası üstten out. Offside de olabilir. Süleyman'ı beğendim ama. Gerçekten Süleyman bu maçta bende iz bırakan isimlerden biri oldu. Demek ki Süleyman'ı biraz daha biz fullesek, geliştirsek epey iş yapar kendisi. Nasıl kapamadık biz o topu? Hiç. Kaleci stoperimiz gayet iyi topu kazandı ve iyi pas. Mbappe. Geçmedi Mbappe'ye pas. Tekrardan Mbappe. Choupo-Moting. Bekimiz geldi orada. İsmini okuyamadık ama bir bek futbolcusu. Ortamız Mbappe. Değişik bir şekilde önüne aldı. Bekimizin ortası. Choupo-Moting'in kafası. İkinci gol. Bu maçta en büyük beklentimiz kendisindeydi ve takımımızı sırtladı. İki gol kaydetti. Choupo-Moting. Gayet de şık bir gol. 2-0 farkı açtık. Bayern Münih'in yıldız futbolcusuyla gollerimizi bulduk. Bu arada kendisi de yorulmuş. Çok yorgun belli. Takdire şayan bir performans sergiledi. Aşağıda koşu yapan isim Chiesa. Bu da otomatik oyuncu değişikliği açık. Ondan dolayı öne girdiler. Otomatik oyuncu değişikliğini biz kapatalım ama. Rakip kendi kalesini neredeyse atacaktı. Chiesa etkili oyunculardan biri oyunda. Rakip arkadaş oynamıyor. Ve maç bitti. 2-0 kazandık ama sonradan otomatik oyuncu değişikliği açık olduğu için bazı oyuncular değişti. Bu arada da ekran dondu. Çok ilginç bir hatayla karşı karşıyayız. Şimdi kenarlar hareket ediyor. Bakın evet, reklam panoları hareket ediyor. Döndü. Scoreboard gitti. Ama oyun durdu, dondu. Çok ilginç bir hata. Bununla da ilk defa karşılaştım. Şimdi kendine geldi oyun. E-futbolda yaşanan hatalardan bir başkası da bu oldu. Otomatik oyuncu değişikliği açık olduğu için bazı oyuncuları oyun kendisi oyuna dahil etti. Özellikle de Faysal'ı çıkardı. Onu yapmaması lazımdı. Biz yeniden bir maç oynayalım. Bir maç daha atalım. Beklentimin üzerinde maç oldu ama Choupo-Moting'in hakkını vermek lazım. İyi maç çıkardı. 2-0'ı da onun attığı gollerle aldık.